Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Cumhuriyet Dönemi sanatçılarının hepsini bir yerde göreceğiz. Dönem dönem, grup grup, hepsini tasnif edilmiş şekilde inceleyeceğiz. Bakalım. Cumhuriyet Dönemi şiir ile başlıyoruz. Şiir, saf şiir ile başlar. Saf şiir anlayışını sürdüren şiir. Biliyorsunuz saf şiir, Milli Edebiyat Dönemi'nde başlayan bir şiir anlayışıydı. Milli Edebiyat'ın içindeki e, üç gruptan, üç farklı anlayıştan biriydi. Cumhuriyet döneminde de bu anlayışa yazmaya devam eden şairlerimiz kimler? Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Boyup Dıranaz, Necip Fazıl Kısagürek, Asaf Halet Çelebi ve Yedi Meşacileri bu gruba dahil edebiliriz. Yedi Meşaciler kimdi? Sıcak, mavi, mavi yaz şeklinde aklımızda kalacak olan Sabri Esat Cevdet Kudret Solok, Kenan Hulusi Koray, Muammer Lütfi Bahşi, Vasfi Mahir Kocatürk, Yaşar Navi Nayır ve Ziya Osman Sabay'dı. Bunlarla ilgili hem edebi topluluklar videomuzda hem de sanatçılar ve akılda onları, e, onlarla ilgili soruları çözebilmemiz için akılda kalacak kısa bilgiler videomuzda. Görmüştük devam edelim İkinci Şiir anlayışımız Serbest nazım ve toplumcu şiir Dediğimiz Grup bunlar Daha çok e, Şiirde belli Kalıpları yıkma Taraftarı olan daha çok serbest Nazım taraftarı olan şairlerimiz Ve toplumcu edebiyatın Şiir ayağını oluşturan Kişiler Nazım Hikmet Ran Rıfat Ilgaz, Ahmet Arif, Arif Damar, Enver Gökçe, Şükran Kurdakul, Ceyhun Atıf Kansu ve Mehmet Başar'ını bu grupta sayabiliriz. Üçüncü grup, milli edebiyat sevgi anlayışını sürdüren şiir. Bunların da ilkini <laughs> beşericiler diyebiliriz. Burada diyecek olan olabilir, çıkabilir. E hocam. Bunlar zaten Beşeciciler Milli Edebiyat şairleri değil miydi? Evet arkadaşlar Milli Edebiyat'ta Mehmet Emin Yurdakul'un etkisiyle ortaya çıkan bir topluluktu ama tabii ki Milli Edebiyat bitip Cumhuriyet dönemi edebiyatı başladığında bu şairlerimiz şiir yazmayı bırakmıyor. Devam ediyorlar ve bu yazdıkları şiir de Milli Edebiyat anlayışını devam ettiren şiir oluyor. Fohey diye aklımızda tutuyorduk. Faruk Nafiz Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon, Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Kor Yürek ve Yusuf Ziya Ortacı bu grupta sayıyoruz. Bunun dışında milli edebiyat anlayışını, zek ve anlayışını sürdüren şairlerimiz kimler? Arif Nihat Asya Bayrak şairimizdi. Orhan Şahik Gökyay, Kemalettin Kamu, Ahmet Kusti Ömer Bedrettin Uşaklı, Behçet Kemal Çağlar, Zeki Ömer Defne, Şüküfe Nihal Başar, Halide Nusret Zorlu ve Necmettin Halil Olan. Garipçilerle devam ediyoruz. O modi hakkımızda tuttuğumuz 3 isim vardı. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu. Bu birinci yeni dediğimiz yani garipçiler dediğimiz grubun 3 önemli temsilcisiydi. Hemen akabinde garip dışında yeniliği sürdüren şiir diyoruz. Fazıl üstü Dağlarca, Behçet Necati Cahit Külebi, Sabahattin Kudret Aksal, C Cahit Sarıfoğlu, Hilmi Yavuz ve Erdem Beyazıt'ı bu grupta sayabiliriz. Sonrasında Maviciler geliyor. Maviciler düşünce olarak garipçilere karşı oluşmuş bir topluluktur arkadaşlar. Atile İlhan, Ferit Etkü, Orhan Duru bunların en önemli ismidir. Afo diye aklımızda tutarız. Ama bu üçünün dışında Ahmet Oktay, Tahsin Yücel, Demir Özlü, Özdemir Nutku ve Yılmaz Gurudayı bu grupta sayabiliriz. Yine bir diğer dergi etrafında oluşan grubumuz Hisarcılar. Mehmet Çınarlı, Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karer, Yavuz Bülent Bakiler, Bekir Sıtkı Erdoğan, Sevin Çokum, Coşkun Ertapınar gibi daha birçok kişiyi sayabiliriz. Burada sevinç olacak arkadaşlar yanlış yazmışım kusura bakmayın. Akabinde ikinci yeniciler geliyor. Bu ikinci yeniciler de garipçilere karşı ortaya çıkmış bir topluluktu. İlhan Berk, Turgut Uyar, Ülkü Tamer, Oktay Rıfat Horozcu, Edip Cansever, Cemal Süreyya, Ece Ayhan ve Sezai Karakoç bunların arasındaydı. Ne demiştik? Bunlara da bizim İTÜ OCS diye aklımızda kalacak kişilerdi. İkinci yeni sonrası toplumcu şiir dediğimiz bir grup var ki Süreyya Berfe, İsmet Özel, Atol Behramoğlu ve Refik Durbaşı burada sayabiliriz. Daha sonra biraz daha günümüze yaklaşıyoruz ve 1980 sonrası şiir diyoruz. Yani bu son dönem şiirdir, günümüz şiirdir. Hüseyin Atlansoy, Haydar Ergülen, Sedat Umran bu gruba dahil edilebilir. Cumhuriyet dönemi şiirde bir de tabii ki halk şiir geleneği devam ettiren şairlerimiz var. Bunların başında Aşık Veysel Çatıroğlu, Aşık Ali İzzet Özkan, Erzurumlu Aşık Yaşar Reyhani ki adışım olur kendisi. Aşık Mahsuni Şerif, Şeref Taşlıova, Aşık Feyvanı, Karslı Murat Çobanoğlu ve Abdurrahim Karakoçu bu grupta sayabiliriz. Ben küçükken arkadaşlar Gülhane'de saz şairlerin aşık çadırları olurdu ve ben orada şanslı olarak Murat Çobanoğlu ile Şeref Taşlıoğlu'nun atışmasını dinlemiştim. Çok keyifliydi. O zaman bir edebiyatçı olmama rağmen çok keyif almıştım. Keşke günümüzde de böyle çayilerimizi görebileceğimiz, halkın içinde görebileceğimiz imkanlarımız olsa. Gelelim Cumhuriyet döneminde öykü ve romana. ilk grup milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler yazanlar. Kimdir bunlar? Memduh Şevket Esendal, Mithat Cemal Kuntay, Aka Gündüz, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Refik Halit Karay. Bunlara farkındaysanız bu dört kişiye Milli Edebiyat diye not düştüm. Neden? Çünkü bunlar aslında Milli Edebiyat döneminde yazmaya başlamış olup Cumhuriyet döneminde de yazmaya devam eden yazarlarımız. Bir diğer grubumuz toplumcu gerçekçi eserler yazan yazarlar. Sabahattin Ali, Şevket Süreyya Aydemir, Aziz Nesin, Vedat Nedim Tör, Sadri Ertem, Fakir Baykurt, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Abbas Sayar, Talip Apaydın, Faik Baysal, Kemal Bilbaşar, Samim Kocagöz, Dursun Akçam, Muzaffer İzgü ve Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabağaçlı bu grupta sayılabilir. Bireyin üç iç dünyasını esas alan eserler yazanlar kimler? Onlar da Peyami Safa, Abdülhak Şinasi Hisar, Tarık Buğra, Semiha Ahiverdi, Mustafa Kutlu, Selim İleri, Zeyyat Selimoğlu gibi isimler. Bir de modernizme esas alan şairlerimiz var ki, pardon yazarlarımız var ki, onlar da Sait Faik Abasıyanık, Oğuz Atay, Bilge Karasu, İnci Aral, Orhan Pamuk, Yusuf Atılgan, Nezihe Meriç, Adalet Ağaoğlu, Firuzan, Rasim Özdenören, Vüsat O. Bener ya da Vüsat Orhan Bener olarak göreceğimiz yazarımız ve Haldun Taner. Evet arkadaşlar bu videomuzda ayrıntılara girmeden sadece şair ve yazarlarımız isimlerini sıraladık. Videolarımız hızlı bir şekilde gelmeye devam edecek. Malum süremiz az kaldı. Sınava en iyi şekilde hazırlanmak için son tekrarlarımızı ve hatırlatmalarımızı ihmal etmememiz gerekiyor. Bu arada videoların daha hızlı, seri bir şekilde gelmesi için videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ha bu arada öne almamı, anlatmamı istediğiniz ya da benim atladığım bir konu varsa biz bunu da dinlemek istiyoruz diyorsanız yorumlar kısmına onları da yazarsanız en kısa zamanda o videolarla da sizinle birlikte olacağım. Şimdilik bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi çalışmalar.